Arkadaşlarım selamlar. AYT 2023 matematik kampında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sinüs teoreminde kaldık. Trigonometrinin 4. videosu, kampımızın 26. videosu sevgili arkadaşlarım. Evet, şimdi biliyorsunuz trigonometride sevgili arkadaşlarım her sene olduğu gibi bu sene de yüksek miktarda soru çıkması oldukça muhtemel. Yani geçen sene yanlış hatırlamıyorsam 4 veya 5 tane soru vardı. Bu sene de yaklaşık olarak o civarlarda soru çıkacak. Dolayısıyla arkadaşlarım bu konuyla alakalı gerekli çalışmaları yapmanız gerekmekte. Bu videoların sizlere çok büyük faydası olacağına çok inanıyorum. Çünkü ciddi anlamda çok emek vererek sevgili arkadaşlarım hazırladım bunları. Ve sizlere tam olarak sınava hazırlamak için nokta atışı tercihler yapmak zorundaydım. Zamanım kısıtlıydı ve bu şekilde bir çalışma yaptım arkadaşlar. Umarım sizler de beğeniyorsunuzdur, sizlere de katkısı oluyordur bu videoların. Evet, hazırsanız isterseniz geçelim dersimize. Şimdi sinüs teoreminde kaldığımızı söylemiştik. Neymiş sinüs teoremi? Bir ABC üçgeninin kenar uzunlukları A, B, C ve çevrel çemberinin yarıçapı da R olsun demişiz. Bakın ABC üçgeni çevrel çemberi etrafını sarmış. Bir de sevgili arkadaşlarım bu çevrel çemberin yarıçapına da R dedik. Şimdi R, R, 2R bizim çapımızdır. Bu çapı gören sevgili arkadaşlarım şu C noktasında çapı gören bir açı çizersek bu açının 90 derece olduğunu biliyoruz. Şimdi sinüs D'yi hesaplayalım arkadaşlarım. Yani şurada oluşan açı var ya, şurada oluşan açının sinüsünü hesaplayacağız. Karşı bölü hipotenüs, yani A bölü 2R olacaktır bakın. A bölü 2R. Şimdi A açısı neresi? Şurası. Değil mi? Pekala, bu A açısı D açısına eşittir. Neden? Çünkü bakın A açısının gördüğü kısım şu yaydır. D açısının gördüğü yay da aynı yay. Dolayısıyla ikisi de çember yayının üzerinde olduğu için iki açı birbirine eşittir. Yani burası X ise burası da X olmak zorundadır. O halde sinüs D'ye ben A bölü 2R demiştim ya. Sinüs A da A bölü 2R'dir. Madem öyle şurada 2R'yi yalnız bırakın. Yani 2R ile sinüs A'yı yer değiştirirseniz A bölü sinüs A olacaktır. Şimdi benzer biçimde sevgili arkadaşlarım 2R'nin B bölü sinüs B'ye, 2R'nin C bölü sinüs C'ye eşit olduğu da elde edilebilir. O halde şunu söyleyebilirim. Madem bunların hepsi 2R'ye eşit kardeşim. Hepsi 2R'ye eşit. O halde diyorum ki A bölü sinüs A, B bölü sinüs B'ye, bu da C bölü sinüs C'ye eşittir. Ve tamam da 2R'ye eşittir. Şimdi burada genelde trigonometri sorularının içerisinde 2R'ye olan eşitlik çok fazla kullanılmaz. Yani soruların içerisinde sana çevrel çemberin yarı çapıyla alakalı bir bilgi istenmez. Ama şu eşitlik oldukça fazla kullanılır arkadaşlar. Siz 2R'yi bulmasanız bile, R ile işiniz olmasa bile sorunun içerisinde şu eşitlik oldukça fazla kullanılır. Dolayısıyla bu sinüs teoremini asla ama asla es geçmiyorsunuz. Şimdi örnek 32'ye bakalım. Bir ABC üçgeninde demiş A açısının 30 derece olduğunu söylemiş. Şimdi bir ABC üçgeni düşünelim o zaman biz. Şöyle küçücük çizelim şuraya. Siz de çizin arkadaşlar. Bu bir ABC üçgeni olsun. Ve demiş ki A açısı 30 derece. Bakın şurası 30 derece olduğunu söylemiş. Ve A eşittir 10 santimetre. A'nın karşısındakine A diyoruz. Demek ki burası 10 santimetreymiş. Şimdi diyor ki olduğuna göre ABC üçgeninin çevrel çemberinin alanı sorulmuş. Şimdi öncelikle arkadaşlar çevrel çemberin çapı neye eşit oluyordu? A bölü sinüs A'ya. Yani 10 bölü sinüs A. Yani sinüs 30 kaçtır? 1 bölü 2. E ben bunu ters çevirip çarparsam ya da 1 bölü 2'yi şurayla çarparsam R eşittir kaç gelir? 10. Demek ki R 10 santimetreymiş. Yani bu sevgili arkadaşlarım üçgenin çevrel çemberinin, çiğ çevrel çemberi mesela şu olabilir. Biraz olmadı ama dur oldurmaya çalışalım. Bakalım yapabileceğiz mi? Aşağı yukarı şu. İşte arkadaşlarım bunun yarı çapı neymiş? 10 santimetreymiş. Yarı çapı 10'sa bunun alanı sorulmuş işte. Bunun alanı nedir arkadaşlarım? Pi çarpı r kare formülüyle alanı veriyordu bize. Pi çarpı 10'un karesi 100 yapar. Demek ki 100 pi birim kareymiş bizim çevrel çemberimizin alanı. Örnek 33. Bir ABC üçgeninde A açısı B açısından 90 fazla ve AC'yi 12 vermiş. Hemen çizelim bunu. Çizersek daha net görürüz. Şimdi şöyle arkadaşlarım. Bakalım nasıl çizebiliriz. Şöyle çizelim. Evet, daha uygun bir üçgen olacaktır. Şimdi arkadaşlar tabi üçgeni nasıl çizdiğinizin bir önemi yok şu an şu aşamada. Ben diyorum ki şurası A açısı olsun, şurası B açısı olsun, şurası da C açısı olsun. Şimdi şurası eğer X ise
şu x ise a açısı neymiş? X artı 90. Yani şurası arkadaşlarım x artı 90 dereceymiş. Pekala. AC'nin 12 santimetre olduğunu bize söylemiş. BC'nin de şuranın da 16 santimetre olduğunu söylemiş. Tanjant B soruluyor. Şimdi dikkatli dinliyorsunuz. Arkadaşlarım burada 16'yı biliyoruz. Karşısındaki açıyı biliyoruz. 12'yi biliyoruz. Karşısındaki açıyı biliyoruz. O halde ben diyorum ki 16 bölü sinüs x artı 90 ya da 90 artı x diyelim biz oraya. 90 artı x eşittir 12 bölü sinüs x diyebiliriz. Şimdi öncelikle sinüs 90 artı x. Bir önceki videoda gayet bunları detaylı bir şekilde ele aldık. 90 eklediği için isim değiştirecek. İkinci bölgede sinüs pozitif olduğu için burası komple gidecek ve kosinüs x olacak. Şimdi 16 ile 12'yi de sadeleştirelim. Burayı 4'e böldüm 4, 4'e böldüm 3. Bakın ne kaldı yazıyorum. 4 bölü kosinüs x eşittir 3 bölü sinüs x kaldı. Şimdi benden istenen ne? Tanjant mı? Tanjant neydi arkadaşlar? Sin bölü kostu. Bak sin bölü kos eşittir 3 bölü 4 diyorsunuz. Yani tanjant x eşittir. Tanjant b açısı diyelim ya da tanjant x eşittir 3 bölü 4'tür diyeceğiz sevgili arkadaşlarım. Evet. Şimdi tabii bir de sinüs alan teoremimiz var. Şimdi sinüs alan teoremiyle ilgili alan normal şartlar altında neydi arkadaşlarım? Şu üçgende. Bakın şurası tabansa, şurası yükseklikse h çarpı c bölü 2 idi. Şu. Normalde bu bize alanı veriyor. Peki burada sevgili arkadaşlarım, şuradaki h uzunluğunu biz başka türlü nasıl hesaplayabiliriz buradaki h uzunluğunu? Arkadaşlar buradaki h uzunluğu şudur. Şu a açısının, burasına a açısı diyelim şöyle. B ile sinüs a'yı çarparsanız h'ı bulursunuz. H eşittir b çarpı sinüs a diyeceğiz. Şimdi o halde ben bunu şöyle düşüneyim. Şuradaki h gördüğüm yere b çarpı sinüs a yazabilirim. B çarpı sinüs a açısı çarpı c bölü 2. Yani bu da ne demek oluyor? 1 bölü 2 çarpı b çarpı c çarpı sinüs a açısı demek oluyor. Yani aslına bakarsanız olay şundan ibaret. Çok iyi dinleyin burayı. Şuradaki açıyı biliyorsun kardeşim. Buradaki açıyı bilirken bunun hemen komşu 2 kenarında biliyorsan bu üçgenin alanını hesaplayabilirsin. Nasıl? 1 bölü 2 sabit zaten. B çarpı C çarpı şuradaki arada kalan açının sinüsü diyorsunuz. Şimdi aslına bakarsanız hani bu dik üçgenlerde alan bulma olayı vardı ya. Yani şöyle gösterelim size onu. Şurada görünür değil mi? Şöyle yapalım. Mesela şu bir dik üçgen. Bu dik üçgenken sevgili arkadaşlar, şurası A, şurası B olsun, şurası da C olsun. Bu üçgenin alanı nedir? A çarpı B bölü 2'dir değil mi? Yani bu üçgenin alanı, alan formülü neden taban çarpı yükseklik bölü 2 olarak geliyor? Şimdi bunu şu şekilde açıklayabiliriz. Sinüs alan teoremini uygulayalım. Sonuçta sinüs alan teoremi bütün üçgenlerin alanlarını buldurur bize. 1 bölü 2 çarpı A çarpı B çarpı sinüs 90. Şimdi sinüs 90 derece kaçtı? 1'di. Çarp bakayım ne geliyor? A çarpı B bölü 2 geliyor. Bakın. İşte o dik üçgenlerin alanını veren formül var ya her zaman kullandığımız taban çarpı yükseklik bölü 2. İşte o aslında sinüs alan teoreminin bir sonucu. Tamam yani öyle ekstradan bir özellik değil taban çarpı yükseklik bölü 2. Yani durduk yere bir üçgenin alanını bu şekilde bulalım dememişler. Bu üçgenin alanını tabii dik olduğu için özel olarak sin 90'da 1 olduğu için hiçbir zaman sinüs telaffuzu geçmiyor. Geçmediği için de biz sanki böyle üçgenlerin bir özelliğiymiş gibi düşünüyoruz. Tabanla yüksekliği çarptın, ikiye böldün, tamam çıktı işte alan. Aslında sinüs alan teoreminin bir karşılığı, bir özelliği, onun bir sonucu. Tamam mı? İşte sinüs alan teoreminin önemini de bu şekilde açıklamış oluyoruz açıkçası. 67. sayfamızda bitirdik. Geçelim bakalım 34. örneğimize, 68. sayfamıza. ABC bir üçgen olarak verilmiş bakın. 2 tane BD, 3 tane DC'ye eşitmiş. O zaman ben şuraya sevgili arkadaşlar 3K, buraya 2K diyebilirim tabii ki. Bakın şuraya 3K dedim, buraya 2K dedim, tamam mı? Bize diyor ki AC, AC şurası, X kaçtır diye sormuş. Öncelikle sevgili arkadaşlar bakın şöyle diyelim. Burası 3K'ya 2K'ysa, şurada kalan ABD üçgenin alanına ben 3S dersem, ADC alanının, ADC üçgenin alanına ben 2S demek zorundayım. Şimdi burası 3S, burası 2S. Tamam. Daha sonrasında ise AD uzunluğuna gelin K diyelim beraber. Ve şuradaki 3S'i hesaplayalım. Bu ne demek olur? 1 bölü 2 çarpı 6 kök 2 çarpı K çarpı sin 45. Ve arkadaşlarım 2S'i hesaplayalım. Bu da 1 bölü 2 çarpı K çarpı X çarpı sinüs 30. Değil mi?
Şimdi şurası 2 esti, burası 3 esti. O halde ben hiç düşünmeden şurayı 2 ile çarparsam, bak şurası 3 esti, burası da 2 esti. Bunu 2 ile çarparsam 6 es yapar. O zaman bunu da 3 ile çarparsam burası da 6 es yapar. Artık bunlar birbirine eşittir derim. Şu esleri oradan kaldırıyorum, şunları. Şimdi arkadaşlar madem bunlar birbirine eşit, bakın diyorum ki ben şuradaki 1 bölü 2 ile şuradaki 1 bölü 2'yi bir sadeleştirelim. Gitsinler. Sonra gelin şuradaki k'ları da götürelim. Bunlar da gitsin. 3'e böldüm. 3'e böldüm. Şurada 2 kaldı. 2 kere 2 4 yapar. Çarpı kök 2 çarpı sin 45 neydi? Kök 2 bölü 2. Eşittir diyorum. Sağ tarafa baktığımda ise sadece ama sadece x çarpı sinüs 30. Sinüs 30 neydi? 1 bölü 2 kaldığını görüyoruz. Arkadaşlarım şuradaki bölü 2'leri de götürelim. İki tarafta da var sonuçta. Bakın burada sadece ne kaldı? X. Burada ise kök 2 ile kök 2 çarpın 2. 2 kere 4 kaç yapar? 8. Demek ki x kaçmış arkadaşlar? 8 birimin ya da 8 santimin ta kendisiymiş diyeceğiz. Bu tarz soruları bu şekilde biraz da geometriden yararlanarak 3K'ya 3S, 2K'ya 2S diyerek ortaya da bir ortak açı veriyorsunuz. Ortak kenar veriyorsunuz K diye. Daha sonrasında rahatlıkla çözebiliyorsunuz. 35. örneğimize bakalım beraber. ABD ve EBC bir üçgen olarak verilmiş arkadaşlarım bize. Alan ABD, bakın ABD şuradaki alan. Bölü alan EBC, EBC şuradaki alanın oranı neymiş? 4'e 3'müş. BC'nin 10 santim olduğunu söylemiş arkadaşlarım bize. BC dediğimiz yer, bakın orası BD, özür dileriz. Burası BD arkadaşlar. Şurası. Yanlış yazılmış buraya. 10 santimetre. Yukarıda verilenlere göre x kaç santimetredir diye soruluyor. Şurada vermişiz onu zaten. Pekala. Şimdi öncelikle ortak bir açıya ihtiyacımız var. O ortak açı şurası olsun. Ben buraya x diyeyim ya da x demeyeyim. X zaten kullanılmış. Buraya alfa diyelim. Tamam mı? Pekala. Şimdi burada sevgili arkadaşlarım, şuraya k demek istiyorum. Şuraya da k demek istiyorum. Daha sonrasında ise ABD üçgenin alanını bir hesaplayalım. 1 bölü 2 çarpı sinüs alan teoremiyle. 2k çarpı 10. Bakın 1 bölü 2 çarpı 2k çarpı 10 çarpı sinüs alfa diyorum. Bu cepte. Daha sonrasında bunun ben alan ABD olduğunu biliyorum. Bunu gidip eğer ki EBC üçgenin alanına bölersem. Onu da nasıl hesaplarım? 1 bölü 2 çarpı bakın. BE çarpı BC diyeceğim. 1 bölü 2 çarpı k çarpı 10 artı x çarpı diyorum. Ve son olarak sevgili arkadaşlar sinüs alfa diyorum yine. Bunun eşiti neymiş? 4 bölü 3. Şimdi burada sinüs a'ların gittiğini görüyorsunuz. Artık ne alfa ile ne de sinüsle işiniz kaldı. 1 bölü 2'ler de gitti. K'lar da gitti. Ve tüm bu işlemlerden sonra 2 kere 10 kaç yapar? 20 bölü 10 artı x eşittir 4'e 3'müş. Şimdi bak. Bu bunun kaç katı? 5 katı. O zaman 3'ün 5 katı da burasıdır. Yani burası kaçtır? 15'tir. 10 artı x 15 ise tabii ki x burada kaçtır? 15 santimetredir sevgili arkadaşlar. Gayet basit, gayet sıradan, gayet sevgili arkadaşlarım çözülebilir sorular. Sadece ne yapmanız gerektiğini bileceksiniz. Ne yapmanız gerektiğini biliyorsanız işler gayet basittir. 36. örnek. Bir ABC üçgeninde kenarlar A, B ve C birimdir. A artı B'yi 24 olarak vermiş arkadaşlarım. Yani o zaman şöyle düşünebilir miyiz? Bir üçgen çizelim biz. ABC üçgeni şöyle. Bu üçgeni çizdikten sonra şuraya A, buraya B ve buraya C dedim. Bakın A'nın karşısı A'dır. B'nin karşısı B'dir. C'nin karşısı C'dir. A ile B'nin toplamının 24 olduğunu vermiş. ABC üçgeninin alanı en çok kaç santimetredir diye sorulmuş. Şimdi ABC üçgeninin alanı için şu açıyı kullanaraktan bir şeyler yapalım. 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 çarpı A çarpı B çarpı sinüs C açısı dedim. Şimdi ben bunun alanı verdiğini biliyorum. Alan ABC'yi verdiğini biliyorum. İşte bunun maksimum değeri sorulmuş arkadaşlar, tamam mı? Şimdi burada A artı B'nin ben 24 olduğunu biliyorum. Bana da şu kısımda A artı B'nin, A çarpı B'nin tabii ki maksimum değeri lazım ki bunun da maksimum değerini bulabileyim. Şimdi bu artık tamamen mat 1'e dönüştü bakın. Yani TYT konularında iki sayının toplamı sabitse çarpımlarının maksimum değeri alabilmesi için bu iki sayının birbirine çok yakın olması gerekiyor ki burada birbirinden farklı kenarlar, çeşit kenar üçgen falan dememiş. Dolayısıyla ben ikisini de 12 12 seçerim. Böylelikle burası 12 çarpı 12 olur. 12 çarpı 12 olur. Peki sinüs C için buranın da maksimum değeri lazım bana. Peki sinüsün alabileceği maksimum değer kaçtır? 1'dir. Bu da şuradaki C açısının aslında 90 derece olmasıyla mümkündür. Tabii bu üçgen, çizdiğimiz üçgen afaki bir üçgen. Yani öyle rastgele bir üçgen.
Demek ki bu üçgenin alanının maksimum olabilmesi için benim burayı 90 derece seçmem gerekiyormuş. E sin 90 seçersem ben burayı, burası da 1 olur. Böylelikle bizim üçgenimizin alanı 1 bölü 2 çarpı 12 çarpı 12'den 72 birim kare olur arkadaşlar. Doğru cevabımız da budur diyebiliriz. 72 santimetre kare, santim cinsinden sormuş bize. Pekala, 68. sayfamızın sol sütununu bitirdik. Şimdi geçiyoruz kosinüs teoremine. Şimdi kosinüs teoremi genel itibarıyla, ben burada tabii bütün soruları kosinüs teoremine çözeceğim ama geometri bilgilerinizi kullanarak da çözebilirsiniz. Hatta daha hızlı da çözebilirsiniz. Eğer gönlünüz el veriyorsa, yani benim geometriye de ben hakimim hocam diyorsan, tabii sana tavsiyem bu tarz soruları çözebildiğin derecede geometriyle çöz. Geometri bilgilerini kullan. Yani sonuçta bu illegal bir mevzu değil. Kullanabilirsin. Sana da gözetmen gelip aa bak şşt, orada dur. Bu trigonometri sorusu. Sen ne yapmaya çalışıyorsun bakayım? Geometriden kopya mı çekiyorsun demeyecek. Sen geometriyle çözüyorsan çöz kardeşim, sıkıntı yok. Sonuç illaki doğru çıkacaktır. Çünkü o da matematik, bu da matematik. Tamam. Yani matematik, sonuçta matematiğin içerisinde matematiksel veriler yalan söylemiyor. Sen hangisiyle çözmek istiyorsan çöz. Sonuç hep aynı çıkacaktır zaten. Dolayısıyla kosinüs teoremi biraz uzun sürebilir. Hatta bazı sorularda çift kosinüs teoremi kullanmak zorunda kalırsınız. İki defa arka arkaya kullanmak zorunda kalırsınız. Bunlara da yer vermemek için, vakit de kaybetmemek için, tamam AYT kısmında süre biraz uzun, soru başına düşen süreler uzun, fakat illaki uzun diye de, yani malımız var diye de harcamak zorunda değiliz. Biraz yatırım da yapmak gerekiyor değil mi? Sınavın sonuna doğru bir 15-20 dakikamız kalsa mükemmel olmaz mı? Bence olur. Şimdi kosinüs teoreminden ben size hemen bahsedeyim. Bakın a kare, a'nın karşısındaki köşene a. A kare eşittir b kare artı c kare eksi 2 çarpı b çarpı c çarpı kosinüs a diyorsunuz. Yani şimdi aslına bakarsanız bunu şu şekilde düşünebilirsiniz. Bir daha hiç unutmamak adına söylüyorum bunu. Yine bir dik üçgen düşünelim biz. Yani şu şekilde bir dik üçgen düşünelim arkadaşlar. Şöyle olsun. Tamam. Daha sonrasında bu dik üçgende burası A ise, burası B ise, şurası C ise. Tamam. Sen bunun Pisagor'u sağlayacağını bilirsin. Ve dersin ki hocam işte C kare eşittir A kare artı B kare dersin değil mi? Şimdi buna kosinüs teoremi uygulayalım mesela. Daha akılda kalıcı olur kosinüs teoremi böylelikle. Şimdi C'nin karesi eşittir A'nın karesi artı B'nin karesi A kare artı B kare eksi 2 çarpı A çarpı B çarpı kosinüs 90 diyeceğiz. Çünkü burası 90 derece. Peki cos 90 kaçtı arkadaşlar? Hocam 0'dı. E 0'sa bunların burada ne işi var? Hepsini komple 0'a dönüştürür. Ve gördüğünüz üzere C kare eşittir A kare artı B kare kalır. Yani Pisagor'un aynısı. İnsanın da aklına gelmiyor değil yani. Şimdi bunu Pisagor mu bulmuş kardeşim diye de insanın aklına gelmiyor da değil. Yani bu trigonometriyi bulan elemanlar kosinüs teoremini bularak bütün üçgenler için zaten kenarların nasıl bulunacağını anlatmış. Şimdi Pisagor'da çıkmış sadece ama sadece özel olarak dik üçgenler için A kare ile B karenin toplamı C karedir deyip buna da kendi ismimi kalıbımı basıyorum ulan demiş ama şimdi insanın da aklını kemirmiyor değil değil mi? Yani ulan trigonometride zaten hepsi bulunabiliyorken. Yani şöyle düşünün. Ben doğal sayıları buluyorum. Arkadaşlar tüm doğal sayıları ben buldum diyorum. Sonra oradan birisi çıkıyor diyor ki ya şuradaki sayıyı da ben buldum. Bundan sonra bu sayının ismi 5 diyor. Ama zaten tüm doğal sayılar bulunmuştu. Gibi. Yani insanın aklına yatmıyor. İşte kosinüs teoremine geri dönecek olursak. Kosinüs teoremi bu arkadaşlarım. Bu şekilde tüm kenarları hesaplayabilirsiniz. Tabii bunun için de bir kenar hesaplayabilmek için şu iki kenar ve arasındaki açıya ihtiyacımız var. O zaman şurayı hesaplayabiliriz. Veya tam tersi hangi iki kenarı biliyorsa. Şimdi ABC üçgeninde demiş. BC, AC ve AB'yi bize vermiş. Yani aslına bakarsanız şeklini çizmek zorunda değilsiniz ama daha iyi anlayabilmeniz açısından ben size şöyle şeklini çizeyim arkadaşlar. Burada en uzun kenarımız 15'miş. Sonra 13'müş. Şurası da 8'miş arkadaşlar. Şimdi BC 15'miş. Şuraya B diyelim. Şuraya C diyelim. Şurası A olursa AB, BC, AC hepsi geldi. Tamam. Şimdi diyor ki B açısı kaç derecedir? Yani şurası kaç derecedir diye sorulmuş. Şimdi o zaman 13'ün karesi diyorum. 169 eşittir. 8'in karesi 64. 15'in karesi 225. Eksi 2 çarpı 8 çarpı 15 çarpı kosinüs B açısı dedim. Şimdi buradan cos B'yi bulalım önce, tamam mı? Bakın 64'ü bu tarafa attım, 105 geldi. 105'ten de 225'i çıkarırsanız eksi 120 gelir. Eksi 120 eşittir. Eksi 2 çarpı 8 çarpı 15 çarpı kosinüs B yaptı mı arkadaşlar? Yaptı. Her iki taraftaki eksileri bir yiyelim bakalım.
8 kere 15 de 120 yapıyor değil mi? Burada 1 kaldı. Şimdi 1 eşittir 2 cos b. Peki cos b kaç olur burada? Cos b açısı arkadaşlarım 1 bölü 2 olur. Peki bir üçgende bir açının kosinüsü 1 bölü 2 ise o açı kaçtır? Tabii ki 60 derecedir. Bakın mb kaçtır derecedir diye sorulmuş. Yani b açısı kaç derecedir diye sorulmuş. 60 derecedir diyeceğiz. 38. örneğimize bakalım. Şimdi abc bir üçgenmiş arkadaşlarım. BDCD'ye eşit 5, 5, 4, 6, 3 verilmiş. AC yani şurası x kaç santimetredir diye de sorulmuş. Şimdi burada ne yapılabilir? Onu bir kontrol edelim. Öncelikle arkadaşlar şu x'i şunu biliyoruz. Şu kenarı biliyoruz. Aradaki açıyı da bilseydik x'i hesaplayabilirdik ama aradaki açıyı bilmiyoruz. Ya da aradaki açının kosinüsünü bilsek daha da kestirme olur tabii ki ama bilmiyoruz. Peki bulunabilir mi? Yani şu açının kosinüsü bulunabilir mi? Tabii ki bulunur. Sonuç olarak şu açı, şu kenarı, bu kenarı biliyorsun. Şu kenarı da bildiğin için sen şuradaki açıyı hesaplayabilirsin. O halde gelin sevgili arkadaşlarım hesaplayalım. Öncelikle şu üçgende şu açının kosinüsünü bulabilmek için 4'ün karesi diyorum 16 eşittir. 5'in karesi 25, 6'nın karesi 36, eksi 2 çarpı, 2 çarpı, 5 çarpı, 6 çarpı kosinüs b dedim. 25 ile 36'nın toplamı sevgili arkadaşlar 61 yapar. Bunu bu tarafa atarsanız 61'den 16'yı çıkarırsanız sevgili arkadaşlarım eksi 45 gelir. Eksi 45 eşittir. Eksi 2 çarpı 5 çarpı 6 çarpı cos b dedim. Şimdi ise her iki taraftaki eksileri yiyelim. Mesela ben burayı 5'e böldüm. Burayı 5'e böldüm 9 kaldı. 3'e böldüm 2. 3'e böldüm 3. Böylelikle 3 eşittir. 4 cos b yaptı. Demek ki cos b kaçmış? Cos b arkadaşlarım 3 bölü 4'müş. 3 bölü 4. 4 karşıya şu şekilde atarsanız görürsünüz. Şimdi ben şuradaki açının kosinüsünü artık biliyorum. Bildiğim için de şu kenarı, şu kenarı ve buradaki açının kosinüsünü kullanarak x elde edebilirim. Yazalım. X kare eşittir. 3 artı 6 9 yapar. 9'un karesi 81 artı 5 artı 5 10 yapar. 10'un karesi 100. Eksi 2 çarpı 9 çarpı 10 çarpı kosinüs b diyeceğim. Kosinüs b de 3 bölü 4'ün ta kendisiydi. Şimdi 2'ye böldüm, 2'ye böldüm, 2, 2'ye böldüm, 2'ye böldüm, 5. Çok güzel. %81'i topladınız. 181 eksi 3 kere 5 15. 15 kere 9 da sevgili arkadaşlarım 135 mi yapar? Pekala. 181'den 135'i çıkarınca x kare kalacakmış. 181'den 35'i çıkarırsanız sevgili arkadaşlarım kaç kalır? Şimdi buna bakalım. Bu arada 15 kere 9 135 yapar değil mi? Aynen. Peki 81'den 35'i çıkarmakla aynı şeydir. Çıkardığınız takdirde de 46 mı geliyor? Bir daha bakalım. Aynen 46 geliyor. 46 eşittir. X kare ise sevgili arkadaşlar. Tabii ki buradan x kaçtır? Kök içerisinde 46'dır. Hocam eksi 46 kök içerisinde 46 olamaz mı? Eksi olamaz çünkü bu uzunluk zaten. Dolayısıyla klasik mat 1 gibi düşünüp de öyle sayıların eksilisini artırısını çok karıştırmaya gerek yok bu tip uzunluk sorularında. X'imiz kaçmış arkadaşlar? Kök içerisinde 46'ymış. 39. örneğimiz. Şimdi bir tane sapan verilmiş arkadaşlar. Bu sapanı Fırat yapmış. Sapanın her iki ucuna bağlı lastiklerden birisi 6 cm, diğeri 4 cm. Verilen A ve B noktaları arası uzaklıkta 2 kök 7 cm olduğuna göre sapan lastikleri arasındaki x açısı için tanjant x kaçtır? Yani şuranın tanjantı sorulmuş. Bakın diyor ki bana verilen A ve B noktaları arası uzaklık. Yani şuranın arasındaki uzaklık 2 kök 7'ymiş arkadaşlar. Şimdi artık burayı ben bir üçgen olarak düşünecek olursam. Burası 6, burası 4, burası da verilmiş. O zaman şu açının kosinüsü hesaplanabilir. Kosinüsünü hesaplayabildiğim açının tanjantını da üçgen çizerek bulabilirim. O halde gelin yazalım. 2 kök 7'nin karesi 4 kere 7'den 28'dir eşittir. 4'ün karesi 16, 6'nın karesi 36, eksi 2 çarpı 4 çarpı 6 çarpı kosinüs x dedim. Sonra 16 ile 36'yı topladınız. Bize 52'yi verdi. O 52'yi bu tarafa attınız. 52'den 28 çıkarsa sevgili arkadaşlarım eksi 24 kalır. Daha doğrusu 28'den 52 çıkarsa eksi 24 kalır. Eşittir. Eksi 2 çarpı 4 çarpı 6 çarpı kosinüs x dedim. Her iki tarafta eksileri götürdüm. 4 kere 6'da 24 olduğu için 24'ü de götürdüm. Burada 1 kaldı. 1 eşittir 2 cos x. Şimdi o zaman kosinüs x hayırlı uğurlu olsun. Kosinüs x 1 bölü 2'ymiş. Şimdi cos x 1 bölü 2 ise tabii ki x açısı burada kaçtır arkadaşlarım? 60 derecedir. Bizden ne istenmiş? Tanjant x. Yani tanjant 60 derece soruluyor. Bu da bize kök 3'ü vereceği zaten aşikar. Doğru cevabımız kök 3 olacaktı. Şimdi 68. sayfamızda bitirdik. Şöyle sayfamıza biraz da uzaktan bakalım. Umarım senin de sayfaların böyle çalışılmış görüntüsü veriyordur. Bakın rengarenk çalıştık, ettik, güzel dolduruyoruz, gidiyoruz.
Hatta şu an trigonometride bakın bayağı bir çalıştık. Geçmiş sayfaları kaydetmeyi unutmuşum ben ama bayağı bir çalıştık ve bayağı bir sayfa ilerledik. Trigonometrinin neredeyse yarısına da geldik bulunuyor. Burada senin yapman gereken iş artık sana kalıyor. Ya ben buradaki görevimi artık tamamlıyorum. Yani şöyle neredeyse hiç ama hiç bakın neredeyse hiç neredeyse kazancım olmamasına rağmen ben burada sizler için şu an odamdayım. İçeride çocuğum var. Sevebilirim. Yani gidip onunla oynayabilirim. Vakit geçirebilirim. Çok seviyorum onunla vakit geçirmeyi. Ama bakın geldim. Burada size video çekiyorum. Trigonometri anlatıyorum. Trigonometriden sonra da logaritma anlatacağım. Dizi anlatacağım. Limit süreklilik anlatacağım. Türev anlatacağım. İntegral anlatacağım. Daha sonrasında gideceğim sizlere çalışma soruları hazırlayacağım. O 40 soruda sevdiğiniz seri var ya. O 40 soruda serilerini tekrardan hayata geçireceğim. Başlatacağım. Daha canlı yayın kampları yapacağız. Pomodoro'lar yapacağız. Ara yıl tatili yapacağız. Sömestr kampı yapacağız. Bir sürü şey yapacağız. Yani her gün ama her gün yaklaşık 10 saat ben bu odada oturacağım. Sizler için videolar çekmeye devam edeceğim. Ve neredeyse sıfır kazanç. Yani zaten kazanç yapmış olsaydım farklı işlerle uğraşabilirdim emin olun. Ama diyorum ya ben bunu yapıyorum. Eyvallah. Peki sen ne yapıyorsun? Yani bunu çok ciddi sorgulaman lazım. İnanılmaz ciddi miktarda bunu sorgulaman gerekiyor. Arkadaşım ya artık bir laf var yani atı alan Üsküdar'ı geçti ya. O atı al da bir de sen geç şu Üsküdar'ı ya lütfen. Tamam bir de sen geç artık. Hadi lütfen hadi 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 bekliyoruz hadi. Devam. Trigonometri 40. örnek ve bu 40. örnekten sonra da arkadaşlarım bakalım sayfa numaramız 69. Aynen 40. örnekten sonra bu videomuzu tamamlayacağız. Bu dersi tamamlayacağız. Ve arkadaşlarım 5. video için toplam fark formülleri konusunu işleyeceğiz. Şimdi yanındaki şekil bir küp arkadaşlarım. AP ile BP birbirine eşit. Şuralar. EPG açısı da teta. EPG yani şuradaki açı o 3 boyutlu görünen açı arkadaşlarım teta. Bizden tanjant teta istenmiş. Şimdi ben bu tanjant teta'yı hesaplamak istiyorum ama tanjantın yani ben buradaki teta'nın kosinüsünü falan hesaplayabilirsem açıkçası karşıma başka ne çıkacaktır? Kosinüsünü hesaplarsam tanjantını bulabilirim. Dolayısıyla ben şu E ve G'yi birleştirmek istiyorum. Şu şekilde. Şimdi burada 3 boyutlu bir görsel oluştu aslına bakarsanız. 3 boyutlu bir görsel. Peki arkadaşlar. Burada tetanın kosinüs teoremiyle özellikle kosinüsünü hesaplayabilir miyim? Tabii ki hesaplarız. Ben bunun küp olduğunu biliyorum. Küp olduğunu bildiğim için her kenara 2 birim demek istiyorum. Bakalım 2 yer mi? Yiyebilir ya. 2 demek istiyorum ve hiçbir kenarın uzunluğunu vermediği için kafama göre sayılar verebilirim. Sen istiyorsan 4 de. Şuraya 1 diyelim. Şuraya 1 diyelim. 1, 1. Şurasının 2 olduğunu biliyoruz. Artık şu kenar bakın o karşımıza çıkacak. 1, 2. Dolayısıyla burası kök 5 olur. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi şuradaki GP'yi hesaplamak istiyorum. GP'yi hesaplamak için şunu çekmem gerekiyor. Ve bunu çektikten sonra şuradaki dikliği görmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi şurası 2 idi. Burası 1, burası 2, burası kök 5. Burası 2, burası kök 5, burası ne yapar? Kök 5'in karesi 5, 2'nin karesi 4, topladığınız 9, 9'un karekökü 3'tür arkadaşlarım. Ve doğal olarak artık şuradaki GP kenarımız da bizim ne olacaktır? 3 olacaktır. Onu da kırmızıyla gösterelim. Şimdi buradaki tetayı bilmiyoruz hala. Zaten tanjant teta soruluyor. Bir de şurayı hesaplayabilir miyiz ona bakalım. Tabii ki hesaplarız. Bak şurası dikti sonuç olarak. Burası 2, burası 2 ise burası 2 kök 2'dir. Şimdi bunu da kırmızıyla yazalım ki kafalar karışmasın. Şöyle 2 kök 2. Şimdi buradaki 3 boyutlu olan, 3 boyutlu olarak görünen üçgen var ya. EPG üçgeni. O EP üçgeninde 3 kenarı da bildiğim için şuradaki açının kosinüsünü ben artık hesaplayabilirim. Bunu yapmak için 2 kök 2'nin karesi 8 eşittir. Kök 5'in karesi 5 artı 3'ün karesi 9 eksi 2 çarpı kök 5 çarpı 3 çarpı kosinüs teta demem gerekiyor. Daha sonrasında 5 ile 9'un toplamı biliyorsunuz ki 14 yapar. 14'ü karşıya gönderirseniz eksi 6 gelir bakın buradan. 8 eksi 14'ten eşittir. Eksi kök 5 çarpı 2 çarpı 3 çarpı kosinüs teta dedim ben buraya. Yerlerini değiştirdim açıkçası. Eksiler gitti. 2 kere 3 6 yapar. Burası da 6'ydı zaten. Burası da gitti. 1 eşittir. Kök 5 çarpı kosinüs teta mı kaldı? O zaman kosinüs teta kaçtır arkadaşlarım? 1 bölü kök 5. Şimdi bunu paydasını falan öyle irrasyonel yapmamaya falan çalışmıyorsunuz. Direkt diyorsunuz ki hocam bir tane üçgen çizelim biz buraya. Dik üçgen olsun mümkün mertebe. Dik üçgeni çizdikten sonra şuraya teta diyelim diyorsunuz. Bunun kosinüsü neymiş? 1 bölü kök 5. Yani burası 1 ise burası kök 5 hocam. O zaman burası kaçtır? Tabii ki 2'dir.
Şimdi bizden ne istenmişti? Tanjant teta. O zaman karşı bölü komşu diyorsunuz. Yani 2 bölü 1'den tanjant tetamız kaçmış arkadaşlar? 2'nin ta kendisiymiş diyoruz. Evet. Güzel oldu. Verimli bir dersti. Yaklaşık yarım saatlik bir ders oldu arkadaşlarım. Ve bu yarım saatlik dersin ardından da 5. videomuz için hazırlıklar başladı. Benim için başladı daha doğrusu. Şimdi ben hemen videoyu durdurup 5 dakikalık bir mola verip sizler için bu videonun da çekimini yapacağım. Bu videoyu ama ertesi gün izleyeceksiniz arkadaşlarım siz. Sonuçta bir günde 3 ders trigonometri olmasın. Siz de sıkılırsınız. Ama dediğim gibi şunu sakın ama sakın unutmayın. Verdiğim, konuştuğumuz, işlediğimiz yere kadar bunlardan soru çözeceksiniz. Soru çözmezseniz olmaz. Bunlar... Sevgili arkadaşlarım merak etmeyin, kamp kitabı bittikten sonra sizlere bir ücretsiz pdf hazırlattırıyorum şu an. Ücretsiz bir şekilde yayınlanacak. Pdf'ler gayet kaliteli olacak. Siyah beyaz falan değil. Renkli resimli olacak. Kuşe kağıda baskılı olacak. Kuşe kağıt sözünü veremem, onu senin bileceğin iş. Param varsa kuşe kağıda da bastırabiliriz ama tabii çözüm de hoş olmaz onda. Ücretsiz pdf'ler yayınlayacağım arkadaşlarım. O pdf'ler üzerinden de güzel sorular çözeceğiz sizlerle beraber. Hatta bu sorulardan bazıları da canlı yayınlarda çözeceğiz. Çok beğendiğimiz sorular serisi diye bir seri başlatacağız. O serilerde arkadaşlarım artık sınava yönelik sorular olacak. Direkt nokta atışı sorular. Kılı kırk yararak seçtiğimiz sorular. Sonuçta konu anlatımı yaparken belki 90 tane örnek çözüyoruz, 100 tane örnek çözüyoruz ama bu örneklerin tabii çok az miktarı sınavda çıkmaya yönelik sorular oluyor. Bunların tamamı konuları anlamanıza yönelik olan sorular olduğu için sınava yönelik sorulardan çok fazla çözemiyoruz. Ancak medium ve large testlerde görüyoruz bunları ama derli toplu biçimde sadece ama sadece sınava yönelik sorulardan oluşan bir seri paylaşırsak tadından yenmez diye tahmin ediyorum. Bence sen de öyle düşünüyorsun. Artık videodan çıkmadan önce de videoyu beğenmeyi lütfen unutma. Sonraki videoda da görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın arkadaşlarım.